5 üniversite öğrencisi yaşadıkları kiralık evi çöp eve döndürmekle kalmadı, bir de televizyona çıkarıp tüm Türkiye'ye izletti. Ev sahipleri de görünce kendilerini kapıda buldular. Şimdi kara kara nasıl yeni bir ev bulacaklarını düşünüyorlar. Ay. Neden bu kadar pissiniz? O evin hali ne? Biz dağınık ve üşengeciz. Birimiz yapmıyor. Diğerleri de artık yapmamaya başladı. Kokuya nasıl dayanıyorsunuz? Yapacak bir şey yok abi ya. Türkiye o üniversite öğrencilerini evlerinin pislik içindeki haliyle tanıdı. Ama daha fenası, ev sahipleri de gerçek yüzlerini gördü. Kapı dışarı etti. Bize hemen çıkın demedi. Önce bize bir sordu zaten bu evin haline. Açıklama istedi. Mantıklı bir açıklama yapamadık. Görkem, Eyüp, Batuhan, Ramazan ve o gün çocukluk arkadaşı beş genç Bolu'ya üniversite okumaya gitti. Ama birlikte kaldıkları ev sadece bir yılda bu hale geldi. Her yer pislik içindeydi. Bırakın yaşamayı, bakmaya bile yürek dayanmayacak haldeydi. Öyle ki TLC televizyonunda temizlik avcıları programına konu oldular. Sanki sitenin kapıcısı sizsiniz de milletin çöpünü buraya toplamışsınız. Belediyenin çöplüğü burada ya. Evin durumu dehşet vericiydi. Her yer pislik, her yer çöp içindeydi. Tabii programda yayınlanınca o evin halini tüm Türkiye gördü, haliyle ev sahibi de gördü. Program formatına göre ev dip köşe temizlense de ev sahibi affetmedi. Ev sahibi bizim Batu arkadaşımızı aramış, programı izlemiş, demiş o evin haline. Mantıklı bir açıklama yapamadık. Hani yalvardık da hani abi yapma falan, bir daha yapmayacağız. Eşyalarımızı toplayıp çıktık. Başka bir ev aramaya başladılar. Acı bir gerçekle yüzleştiler. Beş arkadaş Bolu'da yaşayacak yeni bir ev arıyorlar. Ev bakıyorlar ama baktıklarıyla kalıyorlar. Çünkü kimin kapısını çalsalar, yok biz size ev vermeyiz yanıtını alıyorlar. Sadece ev sahibinin güveni kırılmadı. Tüm Bolu halkının güveni kırıldı bize. 2-3 eve başvurduk. Yaz okulu var, yaz okuluna gidemiyoruz. Çünkü kimse bize ev vermiyor. Bizi tanıyan insanlar artık yüzümüze böyle midesi bulanarak bakıyor sanki. Hani çok şaşırıyorum ama biz o kadar kötü insanlar değiliz yani. Temiz insanlarız aslında. Gençler akıllandı. Yeni bir ev için hijyen sözü verdi. Buradan belediye başkanımız Tanju Bey'e sesleniyorum. Lütfen bize kefil olun. Biz de sizin güveniniz boşa çıkarmayacağız. Ben de buradan tüm ev sahiplerine sesleniyorum. Ne olursun hani bize bir ev versinler. Bu sefer temiz bakacağımıza söz veriyoruz. Her şey için kusura bakmayın.